Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Bypass ameliyatları dediğimiz gibi hastanın bir takım şikayetleri sonucu anjiyografi yapıldıktan sonra muhakkak anjiyografi yapılması şart. Birinci evet. aşama yani kesinlikle anjiyografisi olacak. Biz anjiyografi izledikten sonra hastanın daralmış ya da tıkanmış damarlarını belirliyoruz. Hangi damarları nereleri yapacağımızı önceden belirleniyor. Evet. Hasta bir gün öncesinden muhakkak hastaneye yatırıyoruz. Gerekli bazı tetkiklerimiz var muhakkak. Akciğer fonksiyonları çok önemli, böbrek fonksiyonları çok önemli. Onları değerlendiriyoruz. Boyun damarlarına, karotis damarlarına muhakkak onlara bakıyoruz. Hastanın genel risk durumlarını değerlendiriyoruz. Bu yapacağımız ameliyatın fayda ve zarar oranlarını değerlendiriyoruz. Eğer sonuç itibariyle hastaya fayda vereceğimizi düşünüyorsak, çok zarar vermeyeceğimizi düşünüyorsak, bypass ameliyatlarını yapıyoruz. Bypass ameliyatlarında çoğunlukla yine kalp akciğer makinesine bağlıyoruz. Şu anda %70-80 civarında kalp akciğer makinesine bağlıyoruz. Bağladıktan sonra, kalbi durdurduktan sonra memeden aldığımız damarlar, bacaktan aldığımız damarlar ya da koldan aldığımız damarları kalbin o tıkalı yerin ilerisine damarları ilave ediyoruz. Evet. Bazen kalbi durdurmadan yaklaşık şu anda %20 civarında hastayı o şekilde yapıyoruz. Kalbi durdurmadan da yapabiliyoruz. Son yıllarda bu teknik de bayağı bir gelişti. Kalbi durdurmadan da kalp çalışır haldeyken 3 damara, 4 damara, 2 damara, tek damara o tür bypassları da çok kolaylıkla yapabiliyoruz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.